Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş silah arkadaşımız da yaralanmıştır denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgiye göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, bir obüsün imha edildiği öğrenilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için de acil şifalar dileriz. Ilımlı muhalif gruplar rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda Serakip ilçesinin kuzeybatısında yer alan Nayrab köyüne girdi. Astana anlaşmaları ve Soçi mütabakasını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşar Esad rejimi güçlerine karşı operasyon başlatılan ılımlı askeri muhalifler Nayrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Muhalifler rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda Serakip ilçesinin kuzeybatısında yer alan Nayrab köyüne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcı imha ederken bir tank da ele geçirildi. Serakip ilçesi Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Laski-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor. Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız dedi. Değerli dostlarım, bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Burada çayını, kahvesini, simit, kek, onları yesin içsin, ücretsiz. Para yok. Bu şekilde bunu yapacağız. Cihannuma adını verdiğimiz kubbenin altında ilmin denizinde yüzsün. İbn Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Gazali ile hikmete kulak versin. Büyük okuma salonumuzun kubbe çevresinde çok çok önemli. Halak suresinin o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir ayetleri yazıyor. Öyle zannediyorum ki burası İstanbul'u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin. İnşallah Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de
inşallah yakında milletimizin hizmetine sunacağız. Millet kütüphanemiz gençliğimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. İlim, irfan, feyz ve bereket vesilesi olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Devlet Opera ve Balesi'nin yeni sezonundaki en iddialı eserlerinden Göbekli Tepe dünya premierle sanatseverlerle buluştu. Göbekli Tepe dünya premierleriyle sanatseverlerle buluştu. Eserin dünya premierine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli katıldı. Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenör, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, besteci Can Atilla, librettosu Burcu Kılınç Kızıltepe ile Hacer Buyruk'un rejisörlüğü Gülçil Çeliktaş, koreografisi Volkan Ersoy'a ait Göbekli Tepe, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Orkestra, koro ve bale gibi aynı anda 200 sanatçının sahne aldığı, sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatan Göbekli Tepe, binlerce izleyicinin ayakta alkışını aldı. Bakan Ersoy, temsilin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik etti ve alkışladı. Sevgili izleyenler, ana haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuzla birlikte. Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanımız Sayın Adil Saraç bizlerle birlikte, değerli hocamız. Efendim hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii belediyeler seçimlerin ardından yaklaşık neredeyse bir ay sonra bir yılını tamamlamış olacak. Kent Konseyi de daha sonra kuruldu ve siz tabii daha doğrusu seçimlerde yeni başkan olarak geldiniz. Tabii haliyle Şanlıurfa'da kamuoyunda Kent Konseyi'nin yeni projeleri var mı diye, varsa nelerdir diye merak ediyor hocam. Sözü size bırakalım bu kapsamda. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şanlıurfa halkına ve özellikle Urfa gençliğine saygılar sunuyorum. Biz seçildiğimiz gün yaptığımız seçim konuşmasında Urfa'nın yüzlerce sorunu olduğunu ama bunların içinde en önemli sorunun ihmal edilmiş gençlik olduğunu ifade etmiştik. Ve bütün çalışmalarımızın yanı sıra özellikle gençliğe yapacağımız çalışmalar konusunda halkımıza ve gençliğimize söz vermiştik. Hatta bu konuşmadan çok etkilenen ve memnuniyetini belirten insanlarla karşılaştık. Onlara da teşekkür ediyoruz. Gençlik niye önemli? Şimdi gençliği ihmal ederseniz gençlik ya dağa ya dumana gidiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Urfa'da en güzel parkı açarsınız ama gece içine giremezsiniz. Çünkü can emniyetiniz yoktur. En güzel caddeyi açarsınız ama gece sokağa çıkamazsınız. Can güvenliği yoktur. Öyle bir Urfa'da yaşıyoruz ki yaş ortalaması 2019 sonu sayımıyla itibariyle 20.1. Ve hapisteki yaş ortalaması, cezaevindeki yaş ortalaması 23. Çok büyük bir handikapla karşı karşıyayız. Bunun için gençlikle ilgilenmek, gençliğe dokunmak, gençliğin sırtını sıvazlamak, gençliğin başını okşamak, gençliğin elini tutmak, gençliğin derdini dinlemek lazım. Bu cümleden olarak yaptığımız çalışmalar sonunda Salı günü akşamı yani 18.02.2020 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi olarak elimizde bulunan iki tane projeyi hayata geçirdik ve protokol imzaladık. Bunlardan birincisi değerler eğitimi olarak öfkemi kontrol ediyorum
arkadaşımı seçiyorum, seviyorum cümlesiyle başlıyor ve liselerde yapılacak öfke kontrolü eğitimlerine psikologlarla, rehberlik elemanlarıyla ve diğer uzman doktorlarla katılıyoruz. Ve gençlerin öfkeyi yenme yollarını onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bir başka en önemli konu ise, bugün burada olmamın sebebi olan konu ise, benim 8 yıldır hayalini kurduğum, uzun yıllar düşündüğüm ve planladığım bir olayla karşı karşıyayız. Bu plan iyilik kulübü hareketi. Bu iyilik kulübü hareketinin özelliği şu: İyilik kulüpleri bütün ortaokullarda kurulması düşünülen bir kulüp. Ha, burada doğrudan doğruya orta 1'e başlayan bir öğrenci, yani 5. sınıf başlayan bir öğrenci iyilik kulüplerine üye olacak. İyilik kulüplerinde yardımlaşmanın şuuruna erecek, dayanışmanın şuuruna erecek, barışın şuuruna erecek, iyiliğin zevkini alacak ve ondan sonra hayat boyu iyi tuttuğu yoldan bir türlü ayrılmayacak. Bunun üzerine bir tüzük hazırladık. Bu tüzüğü yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduk. Milli Eğitim Bakanlığı ve Urfa'da Milli Eğitim Müdürlüğü bunu inceledi. Yönetmeliğe aykırı bir hareket olmadığını gördü ve arkasından bu artık yürürlüğe girmiş sayılıyor. 2020-2021 ders yılında bu harekete başlıyoruz. Bu hareketin özelliği nedir? İyilik kulübüne üye olan her öğrenci 1 TL verecek. 1 TL aylık bağışta bulunacak. 1 TL'yi veren öğrenci bir fiş alacak. Fişin üzerine numara, numaralar çeteli olarak sınıf öğretmenleri tarafından listeye geçirilecek ve sonuçta okul çapında toplanan para koordinatör öğretmenlerle beraber bu kulübe üye olan öğrencilerin içinden kurayla seçilecek 15 kişi rehber öğretmenleriyle beraber alışverişe çıkacaklar. Diyelim ki 5000 liraları birikti. 5000 liralık yardım malzemesi alacaklar. Ve faturayı kestirecekler, okula gelecekler bütün herkesin önünde. İşte arkadaşlar biz 5000 liralık fatura kestirdik ve bunları aldık diye teşhir edecekler. Ondan sonra seçilecek, yine kurayla seçilecek, yine 15 öğrenci. Bu sefer öğretmenlerle beraber yardım dağıtmaya gidecekler. Yoksulları görecekler, yoksulların halini görecekler. Onların yerine kendilerine koyacaklar. Hallerine şükredecekler. Şimdi fazla değil 1 lira. 1 lira veremeyecek öğrenci yoktur en yoksulundan bile. Ama 1 lira nedir? 1 liranın anlamı nedir? Son olarak onu da söyleyelim. Fazla zamanınızı da almayalım. Seyircimizin sabrını taşırmayalım. Şimdi 1 liraya bir şey gelmiyor. Malum son günlerde ekmek bile 125 kuruş oldu. Simit de 125 kuruş. Belki bir ciklet gelir. Ama 1 lira ne işe yarıyor? 1 lira şu işe yarıyor. Myanmar'da kamplarda 3 milyon insan yaşıyor. Ve bu 3 milyon insanın ateş yakması yasak. Ateş yakılmayan yerde ekmek yapılmaz. Ateş yakılmayan yerde yemek yenmez. Yapılmaz. Yemek kaynamaz. O zaman ne yapıyorlar? Kampın dışından getirilen ve orada satılan yapraklarla, ağaç yapraklarıyla karınlarını doyuruyorlar. Onların 10 tanesini bir sapa diziyorlar. O ekmek yaprakları getirenler. 10 tanesini sapa diziyorlar. 10 tanesi onların parası bir taka. Bir taka kaç kuruş? Türk parasıyla 5 kuruş. Yani 1 liraya 200 ekmek, 200 yaprak geliyor. 200 yaprakta 7 kişilik bir ailenin bir günlük geçimi. Biz şimdi şu anda çocuğumuza 1 lira versek acaba memnun eder miyiz, edemez miyiz? Onu da sormak lazım. Dolayısıyla bu hareket yeşillenecek. Bu sonunda ne olacak? Bu işin sonu nedir? Bu işin sonunda öğrenci 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda ortaokul diplomasının yanında bir de iyilik diploması alacak. İlk diploması oldukça süslü olacak. Kuşa kartona basılacak. Renkli olacak. Bunlardan birisi beyaz diploma. Birisi sarı diploma. Birisi kahverengi diploma, birisi turuncu diploma. Yani derecesine göre en koyu diploma, en koyu iyiliksever turuncu diploma alacak. Dolayısıyla bu adam mecburen bu şeyi evine asacak. Evine asınca ne olacak? Çocuklarına, torunlarına anlatacak bir serüveni olacak. Ve bu insan iyiliğe alışmış bir insan kötülüğe bulaşmayacak. Daha bundan başka çok şeyimiz var, projemiz Peki hocam, hakikaten Şanlıurfa'ya da bizlere de çok büyük emekleri olan bir Urfa'ya eğitimcisiniz. Atmış, evet. O yüzden bunu müsait bir zamanınızda da geniş bir cetvelde, bir ortamda, televizyonda, geniş bir programda sizinle konuşmak isteriz tabii. Hakikaten bunlar Şanlıurfa için, gençliği için çok değerli şeyler. Çok teşekkür ederim. Daha çok programımız var. Onları da zamanla açarız. Bekleriz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Üstü kabul buyurdunuz. Şanlıurfa Valiliği kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün yasaklandığını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan duyuruda kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 19 Şubat-19 Mart 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Yasağın kent geneli kapsadığı ifade edilen açıklamada, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel ve tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stand açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte 19 Şubat 2020 ile 19 Mart 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır denildi. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçtikten sonra halkın rahat nefes almaya başladığı bölgede Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla kamu hizmetleri sunmaya devam ediyor. Harekat sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan yapacağı gözlemlerden gizlenmek için terör örgütü PKK-YPG'nin Rasulhan Cadde ve sokaklarının üzerine örttükleri barakalar kaldırılmaya başlandı. Sutkom Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü nezaretinde Rasulhan Yerel Meclisi tarafından belirlenen yerel halkın görev aldığı çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklardan sökülen malzemeler başka işlerde kullanılmak için depolanıyor. Türk askerinin yanında Rasulhan Yerel Polisi, Şurta'nın da görev yaptığı ilçede esnaf ve vatandaşlar rahatça çarşılara çıkıp ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Şehrin her alanında devam eden çalışmalar kapsamında parklar ve bahçelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetleri devam ediyor. Parkların, sokak ve caddelerin temizlenmesinden büyük memnuniyet duyan Rasulhan halkı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür ediyorlar. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sorumluluk sahasında bulunan et ve et ürünleri satan işletmeleri denetleyerek sağlık ve hijyen uyarısında bulundu. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Hayır, kesinlikle biz daha da kıymalıyız. O müşteri sipariş verin kebaplarınızı denetleyin. Halk sağlığının öncelikli olarak hedefleyen ekipler bu kapsamda son olarak Ertuğrul Gazi ve Selahattin Eyüp mahallelerinde bulunan kasap ve marketlerde hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Şurada kaburga kısımlarını satmışım mesela. Sadece bir yer. İşte bura bir de şu tarafa. Etlerin tek tek kontrol edildiği denetimlerde ekipler işletme sahiplerini de sağlık ve hijyen kurallarına uyma konusunda uyardı. Zabıta Müdürlüğü'nden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, denetimlerde halk sağlığına zarar verebilecek tüm gıda maddelerinin denetimlerinin yapıldığı belirtilerek, ekiplerin bu kapsamda denetimlerine aralıksız devam edeceği de belirtildi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında bulunan 241 kuş, üremeleri için duaya salındı. Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. Kelaynaklar Şubat-Mart aylarında üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya bırakılıyor. Yılda bir kez yumurtlayan kelaynaklar 1 ila 3 arasında yumurta için kuluçkaya yatıyor. Kelaynakların kuluçka süresi ise 4 hafta sürüyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kelaynaklar özel menüyle besleniyor.
Göçüne izin verilmeyen bu kuşlar göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınıyor. Kelaynak üreme istasyonunda koruma altında bulunan 241 kelaynak düzenlenen törenle üremeleri için yeniden doğaya salındı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş rutin hale getirip sabahın erken saatlerinde başlattığı saha gezilerine devam ediyor. Başkan Kuş hem çalışmaları denetliyor hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş rutin hale getirip sabahın erken saatlerinde başlattığı saha gezilerine devam ediyor. Başkan Kuş hem çalışmaları denetledi hem esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbey'i ve Abdülkadir Mangal ile birim amirlerinin de eşlik ettiği mahalle gezilerine Pınarbaşı Mahallesi ile başlayan Başkan Kuş, burada hem esnaf ve vatandaşları dinledi hem de tertemiz Eyyubiye için çalışmalarını sürdüren temizlik çalışanlarıyla bir araya geldi. Eyyubiye Belediyesi'nin araç filosuna kattığı yeni nesil, son model yol süpürme aracını test eden Başkan Kuş, tertemiz Eyyubiye hedefe doğrultusunda çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Evet, temizlik filomuza 20 vakumlu aracımızı ekledik. Cumhurbaşkanımızın artık her şey yerel olsun sloganıyla Türkiye çok ciddi anlamda bir ivme kazandı. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde özellikle temizlik noktasındaki bütün araçlarımızı inşallah yedi araçları olarak kullanmayı hedefliyoruz. Eyyubiye'mize, Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun inşallah. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Eyüp Peygamber Caddesi'ne geçen Başkan Kuş, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunup vatandaşların taleplerini dinledi. Sabahın erken saatlerinde rutin hale getirdikleri saha ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye'yi Eyyubiye halkı ve vatandaşı ile birlikte yöneteceğiz ve hizmetimizi 5 yıl boyunca ihlaslı ve samimi bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz dedi. Eyyubiye'mizdeki sokakları bir bir gezdik, temizliği denetledik, esnafımızla istişarelerde bulunduk. Yaklaşık 9,5-10 aydır belediye başkanlığı görevini ifa ediyoruz. 10 ay zaman zarfında da bütün aldığımız kararları, hizmetleri esnafımızla, vatandaşlarımızla istişare ederek karara aldık ve o şekilde karara bağladık. İnşallah 5 yıl boyunca da seçimlerden önceki vaat ettiğimiz gibi Eyyubiye'yi, Eyyubiye halkıyla, Eyyubiye esnafıyla birlikte yöneteceğiz. Ve hizmetlerimize inşallah 5 yıl boyunca ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Sayın Belediye Başkanımız, Eyyubiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'tan çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Evet, akaz bırakmışlardır ama gelir gelmez her şey güzeldir. Allah kendisinden razı olsun, kendisinden razıyız. Rabbim ondan beraber olsun. Durmak yok, yola devam. Harran'da 30 yıldır çözülmeyen tapu sorununu Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz çözdü. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Harran ilçesinde tapu sorunu kalmayacak vaadini yerine getirdi. Seçim vaatleri içinde olan seçimlerden önce seçilirsem çözeceğim dediği yıllardır kangren haline gelmiş olan tapu sorununu göreve geldiği kısa bir süre içinde yaptığı yoğun bürokrasi görüşmeleri sonucunda çözen Özyavuz ilçe halkına müjdeyi verdi. 30 yıldır Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde olan toplam 61 adet taşınmaz maliyeye devredildikten sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Harran Belediyesi'ne devredildi. İmam Bakır, Şeyh Hayati Harrani, Hazreti Yakup ve Büyükdere mahallelerinde bulunan toplam 61 adet taşınmazın tapu sorunu 30 yıldır kangren haline gelmişti. Harran Belediyesi tarafından yapılacak olan parselasyon çalışmaları sonrası mülkiyet sahiplerine tapuları dağıtılacak. Başkan Özyavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi Harran ilçemizde 30 yıldır kangren haline gelen bir türlü çözülemeyen tapu sorununu çözdük.
İmam Bakır, Hazreti Yakup Şeyh Hayati Harrani ve Bükdere mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza buradan bir müjde vermek istiyorum. Artık mahallelerimizde tapu sorunu kalmadı. Harran ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle Harran ilçemizde vatandaşlarımızın dertlerine derman, yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz dedi. Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi Harran ilçemizde 30 yıldır gangren haline gelen ve bir türlü tapu sorunu çözülemeyen İmam Bakır Mahallesi, Hazreti Yakup Mahallesi, Hayat Harran Mahallesi ve Bükdere mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza buradan bir müjde vermek istiyorum. Artık orada bir tapu problemi kalmadı. Harran halkına, Bükdere mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Rabbim ne ilerse güzel eyler. İnşallah önümüzdeki günlerde Harran ilçemizde söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın dertlerine derman, yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İYİ Parti Eyüp'e ilçe başkanlığına seçilen Halil Kosovalı bugün seçim kurulundan mazbatasını alarak bir basın açıklaması yaptı. Vallahi öncelikle mazbatamızı aldığımız için mutluyuz tabii ki. Ben 31 Mart yerel seçiminden önce de ilçe başkanıydım. Fakat il değişikliği nedeniyle daha önce izah etmiştim, biz istifa ettik. Tekrardan yönetimle beraber geldik, aday olduk, çok şükür kazandık. Urfalı kardeşlerimizin, Urfalı hemşerilerimizin emrindeyiz, onların hizmetindeyiz. Onların sorun ve sıkıntılarını dile getirmeye devam edeceğiz. Mesela bizim sorun ve sıkıntılardan konu açılmışken, Urfa'mızda özellikle sağlıkta çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hastanelerimiz var fakat bizim doktorlarımız yok. Eğitimde 81 ilde en sonda yer almaktayız. 30 kişilik sınıflarımızda 80 tane öğrencilerimiz mevcuttur. Yani ben buradan Şanlıurfa'nın milletvekillerine özellikle seslenmek istiyorum. Eğer 14 tane milletvekili Urfa'nın sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmayacaksa, Urfa'nın sorun ve sıkıntılarını dile getirmeyecekse neden o zaman biz bunları seçtik? Ben ilçe başkanı olarak seçildim ve şu an görevime Allah'ın izniyle yarından itibaren başlayacağım. Urfa'nın bütün sorun ve sıkıntılarını hepsini teker teker dile getireceğim. Urfa'da en son aldığım bilgiye göre 200 binin üzerinde madde bağımlısı gencimiz var. Gençlerimiz işsiz. Mesela bizim sanayide zaten sıfırız. Evren sanayide 3-5 tane fabrikamız var. Olan fabrikalarımızda her 30 işçiden 24 tanesi, 26 tanesi Suriyeli. Bizim gençlerimiz çalışamıyor. İşsizlik sıkıntısı yaşıyor. Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Salkım İlkokul 3. sınıf öğrencileri İngilizce Toys and Games Oyuncaklar ve Oyunlar Ünitesi'ni Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde uygulamalı olarak işledi. Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi, Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Salkım İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Karaköprü Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Büyük Salkım İlkokulu 3. sınıf öğrencileri İngilizce dersinde oyuncaklar ve oyunlar ünitesini Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde uygulamalı olarak işledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz'ın da katıldığı programda okulun İngilizce öğretmeni Zeliha Bardak, öğrencilere oyun ve oyuncak müzesindeki oyuncakları uygulamalı bir şekilde İngilizce olarak anlattı. Öğrencileri oyun ve oyuncak müzesinde ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bu güzel programı düzenleyen hocalarımıza teşekkür ediyorum dedi. Kıymetli hocalarımızın eşliğinde buradaki ilkokul 3 öğrencileri kendi İngilizce eğitimlerini okul dışı eğitim kapsamı anlamında buradaki oyuncak müzemizi gezerek, yerinde öğrenerek böylelikle tamamlamış oluyorlar. Böylelikle buradaki bu öğrencilerimizin buraya gelmesiyle ve bunların gelmesiyle birlikte ilçe milli eğitim müdürümüz ve müdür yardımcımızın da bizlere eşlik etmesi bizi memnun etmekle birlikte öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için biz Karaköprü Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında
üzerimize düşen neyse her konuda onların yanında olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu, eğitimin, öğretimin bizler için, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu gösterme adına onlarla birlikte olduk. Oyun ve oyuncak müzesini gören öğrenciler, müzede ders işlemekten dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Çok sevindik, buradaki oyuncakları çok sevdik, bir daha gelmeyi çok isterdik. İnşallah bir daha geliriz. Ben buraya geldim. Çok güzeldi. Buradaki bütün oyuncakları gördüm. Hepsi birbirinden güzeldi. Metin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Can Polat Mahallesi'nde Mehmet Can Polat'a ait 51 küçük baş hayvan çalındı. Barınaktaki hayvanlarının olmadığını fark eden Can Polat durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sorgusu sonrası bulunan 51 küçük baş hayvan jandarma ekiplerince Mehmet Can Polat'a teslim edildi. Hayvanlarının bulunmasına sevinen Can Polat jandarma ekiplerine teşekkür etti. Akçakale Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı Akçakale Temsilciliği, vatan toprağı için şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Yeni Cami'de Akçakale Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı Temsilciliği tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Yeni Cami'de yatsı namazının ardından okutulan mevlitte ilahiler ve dualar okunarak şehitlerin ruhlarına hibe edildi. Mevlid sonrası gazetecilere konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Akçakale Şube Başkanı Mustafa Çelikçi, katkılarından dolayı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve ilçe müftülüğüne teşekkür etti. Türkiye Gençlik Vakfı Akçakale ilçe temsilciliği olarak tüm şehitlerimizin ruhları için Mevlid-i Şerif'i okuduk, dualarımızı yaptık ve bu mevlid organizasyonunda desteklerini bizden esirgemeyen Akçakale Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Yalçınkaya ve Akçakale İlçe Müftülüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Mevlid sonrası Akçakale Belediyesi tarafından mevlide katılan cemaate helva tatlısı ikram edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa'daki birliklerinden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Islahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa'daki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Islahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de devam eden harekat kapsamında kontrol noktalarını genişletmek adına Şanlıurfa'dan yola çıkan bir iş makinesi olmak üzere toplamda 9 araçlık tırlara yüklenmiş tanklar Islahiye'den geçiş yaparak Suriye'deki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Santraş Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 2019-2020 okul sporları Santraş Şanlıurfa İl Turnuvası'nda özel bir okul 23 takımı içinden şampiyon olarak bölgede Şanlıurfa'yı ve okullarını temsil etme hakkı kazandı. Müzik
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Santraş Federasyonu düzenlemiş olduğu 2019-2020 okul sporları Santraş Şanlıurfa İl Turnuvası'nda özel bir okul 23 takım içinde şampiyon olarak bölgede Şanlıurfa'yı ve okullarını temsil etme hakkı kazandı. Öncelikle hocalarımıza ve okulumuza bize bu katkıları sağladıkları için teşekkür ederiz. İkinci olarak da Urfa'yı bölgeden temsil etmekten onur duyuyoruz. Gençlik Spor ve Santraş Federasyonu'nun düzenlediği okul sporları turnuvasında okulumuz 23 takım içinden birinci olarak bölgeye gitmeye hak kazanmıştır. Öncelikle ben velilerimize ve okul yönetimimize bize bu desteği sağladığı için teşekkür ederim. Urfa'mızı ve okulumuzu en güzel şekilde temsil edeceğimize garanti veriyoruz. Ve bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.